Merhaba arkadaşlar, Oyun Eserim kanalıma hoş geldiniz. Ta ki o geceden sonra 6 Şubat 2023, asla unutulmayacaksın. Böyle bir gece yok arkadaşlar. Biliyorsunuz ben Kahramanmaraş'ta ikamet ediyordum. O gece depreme, yani en şiddetli haliyle yakın anlardan biriyim. Ama çok şükür ki yani Allah'ın lütfu hayatta kalmamız. Ben, eşim, çocuklarım, annem babam da vardı bizlerleydi çocuklara baktıkları için. Çok şükür bina ayakta kaldı, az hasarlı dendi. Ama tabii yine de biraz hasar var. Şu an Adana'dayım. Daha önce Maraş'ta çalışıyordum. Adana'ya tayin istedim. Adana'da devam edeceğim. Ailemde kalıyoruz. Eşyalar hala evimizde. Hatıralar, anılar, birçok şey orada. Gelecek ne gösterir bilmiyorum ama yaz gibi, yaz sonu gibi tadilat yapılması planlanıyor. Sonrasında ne olur bilmiyorum. Tamamen bir belirsizlik hakim. Allah bir daha kimseye böyle bir şey yaşatmasın, hiç kimseye. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Kalanlara başsağlığı diliyorum ve sabır diliyorum. Çok ama çok büyük bir afet atlattık arkadaşlar. Öyle böyle değil yani. Zaten yüzyılın felaketi de deniyor. Hani birkaç yüzyılda bir olan bir olay. Allah beterinden korusun ne diyelim arkadaşlar. Ve tekrar karşınızdayım. Eskisi kadar hani belki düzenli olmayabilir, dediğim gibi ailemle kalıyoruz. Şu an Adana'da kalıyorum. PC falan getirdim ama işte zaman ne getirecek, neler olacak bilmiyorum. Fırsat buldukça video atmaya çalışacağım. Sizleri çok özledim. Umuyorum siz de özlemişsinizdir. Bu arada belki merak edenleriniz olur. İş arkadaşlarımdan kaybettiklerim oldu. Uzak akrabalardan oldu, yakın akrabalardan olmasa da. Eşimin uzak akrabalarından oldu. Ama özellikle iş arkadaşlarımdan, yani günlük mesai arkadaşlarımdan, bayan bir arkadaşım vardı. 3 yaşında ve 1 yaşındaki çocuğuyla beraber. Eşi ilk etapta kurtulmuştu, askerde kolu kırık çıkarılmıştı ama bir ay sonra onun da haberi geldi. Artık neden oldu bilmiyorum, iç kanama mı başka bir şey mi? O da vefat etti. Başka bir iş arkadaşım, Allah rahmet eylesin, eşi ve 10 yaşındaki oğluyla vefat etti. 7 yaşındaki kızı sağ kaldı. Başka bir iş arkadaşım, eşi ve 1 yaşın altındaki bebeğiyle birbirlerine sarılır halde çıkarıldı cenazeleri. Ve ayırmadan da o şekilde gömmüşler. Yani televizyonda izlediklerinizden çok daha fazlası vardı arkadaşlar. Çok büyük travmalar. Biz hala tam olarak atlatabilmiş değiliz. Yani ömrümüzün sonuna kadar zaten unutamayacağımız bir şey bu. Umarım kimse unutmaz ve umarım gerekli tedbirler alınır bundan sonra. Dediğim gibi Allah kimseye bir daha böyle bir şey yaşatmasın diyorum. Tedbirli olmak lazım. Almak lazım. Tedbiri aldıktan sonra da artık tevekkül etmek lazım. Her şeyi Allah'tan. Evet arkadaşlar, ama tedbir mutlaka alınmalı. O binalar daha sağlam yapılmış olsaydı, yani videolarda gördünüz işte, ben de gördüm. Merkezdeki binaların çoğu çöktü mesela ama 40-45 saniye dayanan binalar da var. Mesela depremin uzun sürmesi ve yüzeye yakın olması zaten yıkıcılığını arttırdı. İkinci büyük deprem olması, artçıların çok fazla olması, yani dediğim gibi uzun yıllardır böyle bir felaket görülmedi. Neyse, daha da uzatmayayım arkadaşlar ama gerçekten şu an karşınızda olmam, burada olmam Allah'ın bir lütfu. Allah'ın bir lütfu. Yaşayacak, görecek günlerimiz varmış. En son kameralı videom, hatırlarsanız takipçimle yaptığım videoydu. Onu cumartesi günü çekmiştim. Pazar günü yayınlamıştım. Cumartesi günü yayınladığımda cumartesi çekmiştim bu arada. Pardon, pazartesi yayınladım takipçimle olan videoyu. Nereden bilebilirdim ki işte? Yani yarın ne olacağını bilemiyorsunuz. Bir saat sonra, bir saniye sonra hatta. Bir dakika, bir saniye sonra ne olacağını bilemiyorsunuz. Nereden bilebilirdim ki öyle bir felaket yaşayacağız? Evet arkadaşlar, neyse. Dream Team'le yine karşınızdayım. Bu arada beni arayan, soran takipçilerime, arkadaşlarıma, sosyal medyadan beni soran herkese çok teşekkürler.
takipçilerimden ve arkadaşlarımdan biri de Serkan bir trafik kazası geçirmiş. Kendisine de çok geçmiş olsun diyorum. Kırıklar var. Umarım en kısa sürede iyileşirsin kanka. Yine bu süreçte beni arayan, soran, Şoti, Mustafa kardeşim. Çok teşekkürler. İyi ki varsın. Yine soran diğer arkadaşlar. İyi ki varsınız. Sormayanlar da sağ olsun. Önemli değil. Herkesin canı sağ olsun. Gerisi hikaye arkadaşlar. Gerçekten gerisi hikaye. Evet arkadaşlar. Uzun bir giriş oldu. Kusura bakmayın. Neticede depremden sonra ilk kameralı videom oluyor. 2 ay bir ara vermiştim. Evet tekrar karşınızdayım. Bu bölümde ne yapacağız? Öncelikle Brian geldi Dreamfest. Onun analizini yapacağız. Bakın 1 Nisan'a özel free transfer var ama süreli. Yani 1 Nisan akşam saat 18'e kadar onlu transfer atıyorsunuz ve hepsi UR oyuncu çıkıyor. Ben de onları atacağım. Brian'ın analizini yapacağız arkadaşlar. Öyleyse herkes keyfine baksın. Oyun eserimde Kaptan Tsubasa Dream Team kaldığı yerden devam ediyor. Herkese iyi seyirler diliyorum. Ha, kanalı beğeniyorsanız bu arada lütfen abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Köşede kartlar kısmında da eşimin kanalı Ayfer'in Mutfağın isimli kanal var. Ona da abone olup destek olsanız çok mutlu oluruz. Şimdiden abone olan herkese çok teşekkür ediyorum. Haydi bakalım videoya geçiyoruz. İyi seyirler arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen her zaman olduğu gibi önce şu Brian'ın videosunu izleyelim. Faint Heal Volley ile geliyor. Schneider ve Michael geliyor yancılar. İkisi de bende olduğu için Brian'a da atmayı düşünmüyorum açıkçası. Evet bu şekilde. Şimdi öncelikle ne yapalım? Bakın free transferlere girelim. Önce analiz yapalım. Sonra şu bakın 17 saat kaldı diyor. Ben bunu gece 12'yi çeyrek geçe çekiyorum şu an arkadaşlar videoyu. Bu arada herkesin Ramazan'ı hayırlı uğurlu olsun. İnşallah hayırlara vesile olur ve her zaman olduğu gibi güzellikleri getirir beraberinde. Oruç tutanların da Allah kabul eylesin diyorum oruçlarını. İnşallah Rabbim oruçlarımızı kabul eylesin. Herkese iyi Ramazanlar. Evet arkadaşlar şimdi bakalım. Mavi geliyor Brian. Daha önceki testi de en son gelen maviydi herhalde. Forvet ve orta saha oynatabiliyorsunuz. 1240 stamina ile geliyor. 35k atak, 31k defans diyelim. 36.7k'da fizikle geliyor arkadaşlar. High ball, low ball normal olduğunu görüyoruz. Takım skill'i tüm oyunculara %21 veriyor. S skill bir pasifi var. Ne bu? Statları %20 artıyor. Ceza alanı içinde. Faint Heal Volley yeni bir şutla geliyor. 510 momentli ama efekti yok. 455 momentli bir çalımı, 455 momentli bir pas kesmesi ve 320 momentli bir verkaçı var. Bond kısmında 2 veya daha fazla mavi oyuncu bulundurursanız 6 bond veriyor. %30 azaltıyor rakibinizin auto intercept özelliğini. Ayrıca matchup master single diyor. Nedir bu? Birebir matchup'a girdiğiniz zaman statlarınız %10 artarken harcadığınız enerji de %30 azalıyor kaleci hariç. Catch killer, şut çektiğinizde kaleci catch yaparsa, yakalama yaparsa statlarınız %5 artıyor. Ve 2 tane özel hareketin bloklanmaya karşı koruması var. İstediği driller bunlar arkadaşlar. Yani tabii ki fast bir Clivert tabii ki iyi. Özellikle ceza alanı içinde çok etkili olur diye düşünüyorum. Yani 9-9.5 civarı veririm arkadaşlar. Hollandalılarla doldurup over kaç falan da eklerseniz belki yok ama 10 olmaz ya. 9-9.5 maksimum eder bence. Tabii bu benim fikrim arkadaşlar. Şimdi transferi atmadan önce hemen şeye bakmak istiyorum. Shop'ta bakın hangi skill'ler gelmiş.
Tabii Schneider'la şeye de gelmiştir. Michael'a da gelmiştir. Şimdi şu verkaç en güçlü verkaç ama 5 oyuncu istiyor. Dick, Klisman, Lensen, Blink, Kaiser ve Brian. 525 moment, 485 de enerji harcıyor bu arada. Durdurulamaz bir verkaç gibi bir şey. Ama tabi bu 5'ini bulundurmak zor. S pas, S shoot, break shoot, 440 moment ve S pas kesme. İşte Schneider'a Kaiser takıl, 440 mıydı burada, 450 momentte. Fire pass var, 420 momentte. A guy sliding tackle ve swift interception'ı var Michael'ın da arkadaşlar. Gelen skill'ler bunlar. Green ball'la almak isterseniz. Battle pass olayı yeni geldi. Tabi ben bu süreçte anlatamadım size. Burada da gördüğünüz emulatörde ilk kez girdiğim için öyle bir şey çıktı. Premium'u purchase deyip Dream Ball kullanarak alabilirsiniz bunları. Buraya bunak da gelmiş bu arada. Bunlara da bakalım hadi. Buradan bakamıyoruz mu ya? Neyse. Dur, bunlara da bakalım, unutmayalım. Aşağıda da kupa maçları ve online maçları yaptıkça kazanıyorsunuz ve seviye atlıyorsunuz arkadaşlar. 30 günde bir bu seviyeniz sıfırlanıyor. Ben kaç, 15 miydi 20 miydi bir seviyeye gelmiştim ama sıfırlanmış tabi ayın tekrar sonu geldiği için. Burada bu şekilde ödülleri kazanabilirsiniz. Bir önceki ayda Matsuyama vardı. Bakalım hadi bunaka, ondan sonra da transferimizi atalım. Bu arada menüleri değiştirdiler geçtiğimiz haftalarda. Player Database Island Konak Collection'ı açtık ve burada bakıyoruz. 1232 stamina, 23.5k defans, 23.5k atak, 35k defans, 29.5k da fizikle geliyor. Neymiş, 5 veya daha fazla kırmızı Asyalı oyuncu bulundursanız 25 takım buff var. Pasifi A, %30 stamina daha fazla harcatıyor rakibe. Co-Trunk Step diye bir 465 momentli bir çalımla geliyor. S kayma, S pas kesme, S bloğu var. 7 düşürüyor. Ne olursa 3 tane veya daha fazla Asyalı oyuncu bulundurursanız. Non-Japon oyunculara karşı statları %20 artıyor. Hem auto intercept hem auto blok atıyor %60 ihtimalle. Asyalı oyunculara fazladan 2 mount veriyor ve %60 daha kısa sürede kendine geliyor. Üzerinden top atıldığında istediği drill'de şu drill arkadaşlar, Tamotsu Ide drill'i. Yani herhalde tabi debufflı bir takımda etkili olur. Yani 8.5 puan alır diye düşünüyorum. Benden alacağı puan. Evet. Buna da bu şekilde göstermiş olduk. Gelelim. Transferi onu da atalım ve videomuzu burada transfer sonrası bitirelim. Dediğim gibi 1 Nisan özel geldi bu, saat 18 itibariyle gidecek. O yüzden elinizi çabuk tutun. Videoyu izlediyseniz saat 18'e kadar zamanınız var. Bakalım neler gelecek. Büyük ihtimal hep dupeler gelecek. Gördünüz mü Tsubasa'nın evlilik fotoğrafını? Evet. Hepsi dupe çıkacaktır diye düşünüyorum. Yeni kart çıkarsa yine hiç yoktan iyidir diyeceğim. Yattan kalma bir. A skill'e baksana. Alberto geldi. Onu veriyor. Arkadaş soru maçı Hugo'lu kaç? Yani tabii ki 1 Nisan
Her yıl yaptıkları gibi yine çöp transferleri ne olacak arkadaşlar? Anca bu kadar olur. Evet arkadaşlar, uzun bir aradan sonra sizlerle buluşmak tekrardan çok güzeldi. Umuyorum videolar devam eder. Fırsat buldukça çekmeye çalışırım. Ama bir yandan da işe başlayacağım için yine çok sık olmayacak gibi görünüyor. Destekleriniz benim için çok önemli. O yüzden lütfen desteklerinizi esirgemeyin. İyi ki varsınız diyorum. Ve kanalı beğeniyorsanız lütfen abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz için çok teşekkürler. Köşede kartlar kısmında ve açıklamada Değişim'in kanalı, Alper'in mutfağı kanalına abone olup destek olsanız çok mutlu oluruz. Şimdiden abone olan herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Hepiniz ayrı ayrı çok seviliyorsunuz. Hoşça kalın.